beraber. Hemen sonra da beraberiz. Evet, ben konuşuyorum. Bu demek ki sizin susmanız lazım. Bu demek değil herhalde. Hep beraber konuşalım. Evet. Repetition Structure'ları üzerinde konuşuyorduk. Döngü nasıl kurulur? Nedir? Ne tip döngüler var? Hangi yapılar bu döngülerini sağlıyor? Bunu konuşuyorduk. Döngü tiplerinden en son Symptom Control Repetition'ı görmüştük değil mi? Symptom Control Repetition'da genelde kullanıcının girdiği değerler üzerine yaptığımız işlemler var. Kullanıcı bir sentence değer girdiği zaman aslında değer girmeyi bitirdiğini söylüyor. Ona göre processing de sonlanmalı demiştik. Böyle bir yapıda bir sentence değere ihtiyaç var. Normal değerlerin ötesinde onlardan farklı olan bir sentence değer kullanıcıyla programcı arasında anlaşmalı bir değer olması lazım. Bu sentinel değeri kullanıcı girdiğinde input'u bitireceğini bilmeli. Programcı da bu sentinel değer geldiğinde artık kullanıcının başka bir şey girmek istemediğini bilmeli ve ona göre davranmalı. Ona göre programı gerçekleştirmeli. Bunu yapmanın güzel yollarından bir tanesi önce bir veri alıyorduk, bu sentinel değer mi diye bakıyorduk. Sentinel değer değilse post ediyorduk, yeni değer alıyorduk, tekrar sentinel diye baktığımız bir yapıydı. Bunu konuşmuştuk. Bunu hem while kullanarak yapabiliyorduk. İşte bu şekilde while'la daha doğrusu biraz daha detaylı bakarsak işte önce bir score okuyoruz. Sentinel değilse score sana ekleyip tekrar okuyoruz ve buna devam ediyoruz. While'la yapabiliyorduk. Aynı zamanda benzer yapıyı for'la da yapmak mümkündü. For'da initialization kısmında yine bir scanf'le scroll okuyorduk. Test kısmında sentinel olup olmadığını check ediyoruz. Ve update kısmında yine bir scroll okuyoruz. Process kısmında tamamen loop modelinin içerisine giriyordu. Hatırlıyoruz bunları değil mi? Geçen dersimizde en son bunlar üzerinde konuşmuştuk. And file control loop'lara gelmiş miydik? Ben de öyle hatırlıyorum. Bir başka döngü çeşidi aslında sentinel control repetition'a çok benziyor. Döngünün sonu, pardon, dosyanın sonu geldiği zaman döngüyü sonlandıralım şeklinde bir döngü yapısı. Dosya içerisinde pek çok bilgi var. Bu bilgileri teker teker okuyacağız. Her okuduğumuz değeri proses edeceğiz ve işleyeceğiz bir şekilde ve dosyanın sonuna geldiğimiz zaman da döngüden çıkacağız. Döngü içerisinde okuyup işleme, okuyup işleme şeklinde devam edecek. Yine Sentinel Control Repetition'a çok benzer bir yapı bu iş için de kullanılabiliyor. Sadece Sentinel Control Repetition'da döngünün testi Sentinel olup olmadığını testi. Burada ise dosyanın sonuna gelip gelmediğimizin testi gerekiyor. Önce bir değer okuyoruz. Dosyanın sonuna geldiysek çıkacağız. Gelmediysek bunu proses ediyoruz. Bir şekilde işliyoruz. Tekrar okuyoruz. Dosyanın sonuna gelmediysek tekrar işliyoruz. Çünkü dosyanın sonuna geldiğini anlamanın tek yolu okuyup sonuna geldiğimizi görmek. Dosyaların sonunda bir marker var. Dosyanın sonunu ifade eden. O marker okunduğu zaman bize bunu programlama dili genel olarak verebiliyor. C programlama dilinde de böyle yapılar var. Özellikle burada bahsedeceğimiz scanf ve fscanf yapılarında aslında bu iki fonksiyon bize okumanın sonucunda bir bilgi de gönderiyor. Okuduğu değerler yanında. Normalde siz bir fscanf veya scanf'den bahsedelim önce. Daha basit. Scanf fonksiyonu neydi? Bir format statement string'i veriyorduk. Mesela bir integer oku. Sonra bir de floating point sayı oku veya character oku. Character olsun.
Kartta oku, integer'ı n'nin içerisine oku, kartta da c'nin içerisine oku şeklinde söylüyorduk. Ve bu okuma sonunda n ve c değişkenlerin değerleri kullanıcının okunan değerlerle update oluyordu değil mi? Initialize oluyordu veya assign ediliyordu onlara değerler. Bunun yanında scanf bir bilgi daha sağlıyor aslında bize. Bir return değeri sağlıyor. Yani scanf'in bir return değeri var şu ana kadar kullanmadığımız. Kullandık mı? Tabii miyiz? Kullandık. Geçen dönem kullandık tabii. Bu dönem bahsetmedik herhalde henüz. Bir return değeri de var. Bunu bir değişkene, result değişkenine mesela assign edebilirsiniz. Bu result değişkeninin değeri ne olacak? Hatırlıyor muyuz? Okuduğu değer sayısı değil mi? Yani burada iki tane değer okuyor. Okuması bekleniyor aslında. İki tane değer okursa scanner aslında başarılı bir şekilde sonlanmış demektir. İki değer okursa ikiyi return ediyor. Ama bazı durumlarda bir değer okuyup return edebilir. Çünkü işte yeteri kadar mesela şöyle olsa önce bir karakter sonra bir integer değer okusa bunları da değiştireyim. Karakter sayı ne sayı number c karakterin c'si. Eğer siz kullanıcı olarak girilen yere a b c girerseniz karakter olarak a'yı okuyacak. B olarak B içinde integer okumayı bekliyor. Ama B bir integer reprezent etmiyor. O zaman integer okuyamayacak ama. Değil mi? Ve return değeri bir tane karakter okudu. Bir tane değeri düzgün okudu. İkinciyi okuyamadı. O yüzden bir gönderecek. Hiçbirini de okuyamayabilir. Biraz önceki durumda önce integer okuyordu. Yine A, B, C girerseniz yine bir tanesini okur. Neyse, iki tane integer olsa hiçbirini okumayabilir değil mi? Sıfırda döndürebilir. Evet, scanf kaç tane değeri okuduğunu söylüyor. Fscanf bunun yanında, fscanf fonksiyonunda ne var? İlk parametresi ne fscanf'in? Dosyondan. File pointer değil mi? fptr diyelim mesela. Fscanf fonksiyonu. Bu fonksiyon return değeri gene aynı şekilde 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. 2 demek başarılı bir şekilde 2 değeri de okudu. 1 bir tanesini okudu. 0 ikisini de okuyamadı. Bunun yanında bir şey daha return edebiliyor fscanf. End of file marker'ı okundu. Yani dosyanın sonuna gelindi bilgisini de return edebiliyor. Eğer result'ınız IOF constant makrosuna eşitse yani result IOF diye bir IOF EOF IOF neyse constant makrosu var. Tanımlanmış bizim için. Nerede tanımlanmış? Standart input'da yanlış hatırlamıyorsam. Bu constant makrosu tanımlanmış durumda. Eğer result buna eşitse dosyanın sonuna geldik demektir. Bunu da sağlıyor bize. Şimdi şu yapı aslında dilden bağımsız bir yapı. Diyor ki file'den oku, file'ın sonuna geldiysek, gelmediysek process et, tekrar oku. Bu dilden bağımsız bir yapı değil mi? Çeşitli dillerde bunu implement edebilirsiniz. C'de de implement edebilirsiniz. C'de implement edebilmek için sıfır eşitleme, sıfır olarak initialize etmeyi biliyoruz. File'den bir şey okumayı biliyoruz. Yine sama, okuduğumuz değeri sama eklemeyi biliyoruz. Bir sonrakini okumayı biliyoruz, file'den bir şey okumayı. Bilmediğimiz tek şey, file'ın sonuna erişip erişmediğimizi nasıl test edeceğimizi değil mi? Bunu bilmiyorduk yapı olarak. Onu da şimdi öğrendik. fscanf ile okursak, eğer fscanf'in return değeri IOF ise o zaman file'ın sonuna geldik demektir. Bu durumdan mesela
sadece integer değerler okuduğumuzu düşünelim. Bir dosyadan integer değerler okuyacağız ve bunların toplamını bulmak istiyoruz. Bunun yolu orada söylendiği şekilde sama başlangıçta sıfır atıyoruz. Bir değer okuyoruz. Değil mi? Aynı zamanda result'u da set ediyoruz. Okuduğumuz okuma işlemini yapan scanf'in return değerini result'a atıyoruz. Çünkü kullanacağız. Biraz sonra while döngüsünün testi olarak result'ı test edeceğiz. Ve diyoruz ki while result EOF değilken, EOF değilken, yani end of file değilken, bu constant macro'nun değerini döndürmediği sürece okumaya devam edeceğiz. Aslında önce ne diyor? Önce proses edeceğiz. Yani sum'a neyi, end değerini ekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar okuyacağız. Diyeceğiz ki scanf, f serisi kullanıyorduk değil mi? Scanf fptr'dan integer değer neyinin içerisine tekrar edeceğiz. Doğru mu? Ve bunu devam ettireceğiz. Sonuna gelmediysek proses edip tekrar okuyacağız. Sonuna gelmediysek proses edip tekrar okuyacağız. Tamam mı? Her şey düzgün mü? Evet. Burada bir hata yaptık. Şu bizim testimiz değil mi? Testimizdeki değişken result. Result'ı initialize ettik. Ama update etmedik. Döngünün içerisinde result değişkeninin update edilmesi lazım değil mi? Eğer böyle yaparsak result değişkeni faili bir kere okuyabiliyorsak eğer result değişkeni bir daha update olmadığı için sonsuz döngüye girmiş olacak. Ne yapmamız lazım? Result'ı update etmemiz lazım. Scanf'in return değerini result'a atamamız lazım.